Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, maalesef bugün üzücü bir olayla açtık. Vallahi şu an gerçekleşti bu durumda. Yani hiç beklemediğim bir şey. Geldim kuşların bakımları için, bir kontrol için geldim arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir sıkıntı yoktu. Yuvalıkları açtım, bir kontroller yaptım falan filan. Neyse, buraya geldim. Bunun altından yavruları alıp yumurtalarını geri koymuştum. Şöyle göstereyim, dişisi de burada. Erkekle dişi aynı anda yuvadaydı arkadaşlar. Sonrasında ikisi beraber çıktı. Ben yumurtalara baktım, geri koydum ve arkamı döndüm. Pollukları temizliyordum. Şunların içine arkadaşlar şey falan koyuyordum. Toz salaş. Temizledim hepsini. Toz salaş falan koydum. Zefiroğlu'yla bayağı bir dezenfekte ettim. Sonrasında arkamı bir dönmemle burada arkadaşlar bu erkeği aynen böyle böyle buldum. Halen daha sıcak bu arada. Gördüğünüz üzere. Yani gerçekten şu an şu durumda, şu tarihte en sağlam takımımdı. Yani şu an en istikrarlı ilerleyen takımımdı. Yani bayağı üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ya tam şurada buldum. Zaten aynı anda böyle bir şaşkın tepkim de beraberinde geldi. Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Böyle dondum kaldım yani. Neden böyle bir şey oldu diye. Gerçekten çok şaşırdım ve bu erkeği orada ölmüş bir şekilde buldum. O kadar güzel bir erkekti ki arkadaşlar, size anlatamam. Biliyorsunuz çok da güzel yumurtalar falan hani vermişlerdi. Yani bir kuluçka maalesef nasip oldu. Gerçekten çok üzüldüm. Yani ne diyeyim ya. Gerçekten o kadar güzel bir erkekti ki. Hiçbir sıkıntı yok ya. Hani hiçbir problem yoktu erkekte. Hani bit falan desem, ben düzenli olarak zaten bit tozuyla şey yapıyorum. Geçenki erkek de aynı böyle öldü hatırlarsanız. Böyle ani ölümler hava değişimine bağlayacağım. Başka hiçbir şey değil. Çünkü gerçekten havada çok keskin bir soğuk var. Isıtıcı yanıyor. Halini görüyorsunuz. 11 derece. Isıtıcı yanıyor şu an. İkinci kademeye çekeceğim mesela onu. Hatta çekelim. Çünkü sabah bir saniye geldim. Isıtıcıyı da ikinci kademeye çektik. Şimdi ben bugün bir de temizlik yapacaktım. Normalde biliyorsunuz geçenki haftalarda temizlikleri falan yaptık, hallettik. Beni yaklaşık bir iki hafta kadar götürüyor. Ondan sonra tekrardan temizliyoruz falan. Bugün zaten hava çok soğuk. İstesek de temizleyemeyiz. Çünkü dışarıda bunları ben temizlemeye kalksam, evin içine temizlemiyorum. Dışarıya götürüyorum, yıkıyorum arkadaşlar. Temizlemeye kalksam zaten ortalık batar yani. Dışarıda da ben ölürüm kesin bu soğukta. Gerçekten çok sıkıntı ama şu erkeğe gerçekten çok üzüldüm ya. Arkadaşlar arkamı dönmemle bunu yerde görmem, yani şok yaşadım ya. Gerçekten hiç aklıma gelmedi. Aklımın ucundan geçmedi ya bunun öleceği. O kadar sağlıklıydı ki yani dışkılarından da bellidir. Hep nokta nokta böyle boncuk boncuk dışkıları. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Yani anlamadım, gitti ya. Durduk yere hayvan. Sapasağlam hayvan öldü. Yani gerçekten sapasağlam hayvan öldü ya. Bir de iriydi biliyor musunuz? Yani öyle normal rainbow'lara göre ufak tefek bir şey değildi. Bayağı bir iriydi. Gerçekten bayağı üzüldüm. Hani böyle yeşil durduğuna da bakmayın. Rengini görüyorsunuz. Yani ben zaten bunlara bayıla bayıla almıştım. O kadar söylüyorum size. Dişisi şu an tek kaldı. Yumurtalar umarım çıkar da umarım yaşar. Yani gerçekten elimden geleni yapacağım onlar için. Çok 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 üzüldüm. Yani harbiden neyse, şunu da şurada şey yapmayayım, bu da bakıp bakıp duruyor. Gerçekten çok üzüldüm ya, hiç beklemediğim bir şeydi. Artık yapacak bir şey yok yani, yola devam edeceğiz. Ama çok üzüldüm yani, benim aklımda zaten olanları siz biliyorsunuz. Bunların yavrularını aldık. Daha öncesinde satışında yaptık zaten bildiğiniz üzere. Yani bunları muhtemelen sezon sonuna şutlarım. Şu fallo erkeği gönderirim. Şuradan şu takımı gönderirim. Yani tahminimce, tahmin olarak söylüyorum. Arkadaki Japon esleri gönderirim. Bunları arkadaşlar dediğim gibi çok fazla tutmayı düşünmüyorum. Rainbow çoğunlukta olacak. Elimde Rainbow olsun istiyorum. İnşallah bakalım tahmin ettiğim gibi ilerletebilirim ama gerçekten hiç beklemediğim bir ölümdü. Benim çok fazlasıyla gelecek gördüğüm bir kuştu bu. Ama bazen böyle beklemediğimiz ölümler gerçekleşebiliyor. Ve şu anda arkadaşlar bir de ben size şu haberi de vereyim. Normalde yeri ve zamanı değil ama biraz araştırma yaptım. Ve şu anki piyasaya göre çok samimi söylüyorum. Ben belli bir fiyatın altına artık kesinlikle kuş vermiyorum. Sebebine gelecek olursak, ben yaklaşık bir haftadır, iki haftadır falan detaylı bir araştırma içerisindeyim. Kuş toplayacağım ya.
Hem normal çeklerden olsun, yavrulardan olsun, damızlıklardan olsun, hani rainbow'lardan olsun, denk gelirse jumbo'lardan veya da kırmızı gözlerden olsun. Hani benim amacım şu an kuş toplamak. Biraz onun peşine koşturuyordum. Sizlerden de teklifleri alabilirim, problem yok. Ben toplu alacağım. Yalnız sadece, yani benim kendi bölgemden olursa sevinirim. Evde üretilmiş temiz kuşlar olursa sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben dediğim gibi şu an yetiştiremiyorum. Ve kendi işlerimde olduğu için gidip uzaktan alabilme imkanım sıfır. Alırsam hafta sonu alırım. O da benim iznim olduğu için. Ama onun dışında maalesef şey yapamam. Hafta içi gelip alamam. O yüzden biraz problemli. Şimdi asıl mevzuya gelecek olursak, ben şimdi kuş topluyordum ya. Topladığım kuşlar arkadaşlar, yani araştırdığım kuşlar, size yemin ediyorum yetişkin bir erkek, yetişkin bir dişi, yetişkin bir ne bileyim takımın fiyatı arkadaşlar, tanesi 150 liradan aşağıya değil. Ben hani o kadar da düşünmüyorum, onu da söyleyeyim, o kadar düşünmüyorum ama gerçekten şu fiyatların altına yok. Ben bulamadım. Bilmiyorum nasıl bulursunuz, nasıl edersiniz. Normalde elinden çıkartmak istediği takımları bile adamlar yani felaket derecede pahalıya satıyor. Mesela bir takım arkadaşlar en az 400 lira söylüyorlar. Çek takım. Bildiğiniz çek takım arkadaşlar. Şöyle bir çek takım düşünün. Yavru vermiş. 400 lira. Ya şaka gibi. Ben zaten bu takımı hani sizlere güzel takım toplayabilmek amacıyla yapıyorum. Güzel kuşlar toplayıp takım çıkartabilmek amacıyla yapıyorum. Ama gel görelim ki fiyatlar uçmuş. Benim haberim yokmuş. O kadar söylüyorum. Normal fiyatlar uçmuş ama gerçekten haberim yokmuş bu kadar detayına kadar. Çünkü ben takımı yaklaşık, yani halen daha zannediyorum ki 200 liraya, 250 liraya falan veriyorlar. Alırsın. Ne 250 lirası? Adamlar uçmuş 400'e 500'e çıkıyorlar bir çek takım için. Hani gerçekten şaşırtıcı ve üzücü aynı zamanda. Ben kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum. O nedenle maalesef ben de kendi zararımı karşılayabilmek adına biraz oynama yapmak durumundayım. Ha, eski fiyatına düşerse kesinlikle ben de ona göre fiyatları çekerim. Yani diğer uyanıklar gibi değilim, merak etmeyin. Şimdi biraz da arkadaşlar durumlara gelelim. Gerçekten şu erkek beni çok 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 üzdü. Şöyle. Şu erkek gerçekten beni çok üzdü. Yani ben hiç beklemediğim bir şekilde bunun. Şöyle bakalım bir. Yani bunun ölümüyle karşılaştım. Gerçekten çok üzüldüm ya. Dişisi de garibim. Şu anda yumurtalara yatıyor. İnşallah yavrusu çıkar. Yani ne yaparım arkadaşlar? Bu dişiyi benim kendi erkeğime atarım. Mora. Ya da bir tane rainbow erkek alırız. Ama nasıl alacağız? Yani bu piyasada hadi git de al yani. Piyasa şu an resmen öyle. Hadi git de al. Kuş alabiliyorsan al. Şuna biraz atayım diyorum. Mesela buradaki erkeğin bayağı bir baskın ama onunla olur mu onu bilmiyorum. Mesela bakın fallolu şey solukları falan çıkarttım, altları bit tozu. Yani kuşta bit olma ihtimali sıfır. Ama benim geçenki kuşta da aynı şeyi yaşadım. Onu da belirteyim. Ölen jumbomuz vardı ya. Onda da arkadaşlar yani bu hastalık değil. Sadece uzun tüylere biraz dışkılar yapışıyor. Normalde bunların dışkısı mesela ölen kuşun, şuradaki ölen kuşun dışkısı boncuk gibi. Yani hani gerçekten tam net bir sağlıklı dışkı. Hiçbir problem yok. Öteki kuşun da aynı şekildeydi. Sıfır problem. Hiçbir hastalık falan hiçbir şey yok. Kürleri zaten zamanında yapılıyor. Ama kuşta arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Tüyleri uzun olduğu için dışkı birikimi oluyordu. Bazen yavrularda da yaşarsınız. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Hiç denk geldiniz mi? Yavrularda da yaşandığı oluyor. Eğer denk geldiyseniz bu normal bir durum. Uzun tüylere genelde yapışır. Hani ben popo tüyü kısaltmayı size anlatıyorum ya. Bu ay ben yapamadım o durumu. Başımıza gelene bakın, iki tane kuş gitti. İki tane çok 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 değerli kuşum gitti. Hani gerçekten ben kahrolmayayım da kim kahrolsun yani. Çok çok üzüldüm. Artık inşallah yavruları sağ salim çıkar. Piyasada kuş da yok. Yani yemin ediyorum size kuş da yok. Ben aklımda birkaç bir şey var. Eğer olursa onlardan biraz toparlayacağım. Olmazsa artık sağlık olsun. Şimdi bunlar da bayağı hani devam ediyorlar. Ama benim çok büyük hayallerle aldığım bir kuştu. Yani ben o kuşta gerçekten gelecek görüyordum. Hani dedim ya belki takım değildir diye. Aslına bakarsanız o kuşlar gerçekten kendilerini gösterdiler. Yani beklemediğim şekilde gösterdiler. Bu arada bunlarda da yavaştan şeyler var. Hareketlenmeler var. Bunlar da sezon sonu artık arkadaşlar. Sezon sonu. Bu takım. Düşük bir ihtimalle yine bu takım. Bir de şuranın fallolu.
Ben arkadaşlar bunları verdikten sonra yeni kuşlar getireceğim. Ama bakın ben şimdi söylüyorum size. Siz de bana diyorsunuz ki ne zaman. Hadi şimdi fiyat ver falan filan. Arkadaşlar şu an fiyat veremem. Verememe sebebim de şu anda düşünmüyorum. Çünkü bakın hatırlarsanız ben daha öncesinde bununla yavru almıştım. Ben unuttum ondan sonra onu. Sonrasında aklıma leştik yavru gelince hatırladım. Yani bununla ben yavru aldım bu dişiyle. Kırmızı göz eşleyelim. Belki altından yine aynı şekilde kırmızı göz gelir diye. Ki geldi de leştik geldi hatta. Bu ağzı da bakalım tekrardan bir şansımızı deneyeceğiz. Hani o yüzden şu anda verebilme imkanım yok. Aynı şekilde arkadakiler çiftleşti şunlar. Ve şu anda bunları da verebilme imkanım yok. Şu an bunlar yumurtlayacaklar. Dişi nerede? Yuvada. Aha çıktı. Yuvada şu anda çıktı arkadaşlar. Onun dışında arkadaki şu takımın da... Of ne yapıyor bu ya? Bunun arkadaşlar dişisini, tamam mı? Daha yeni tüyden çıktı. Şunun dişisini. Çünkü bu erkek ağır tüyde. Onu ayrı bir bakıma çekmem lazım. Onun dışında... Şunun dişisini bir ayıracağım. Toplamda bir 4-5 tane falan dişi ayıracağım arkadaşlar. Belki şu Rainbow'un içinde. Çünkü gerçekten beni çıldırtmak üzere. Dişilerini ayıracağım. Salmaya atacağım. Salmada biraz takılsınlar. Şimdi buraları falan da bayağı bir toplayacağım. Temizlik lazım. Burada bir takılsınlar arkadaşlar. Biraz böyle bir kendilerine gelsinler. Ondan sonra zaten eşlemeleri tekrardan yapacağım. Eksik olanları. Şu anda ciddi manada o da soğuk. Çünkü dışarısı keskin bir soğuk var ve hani şu anda bilmiyorum ülkemizde durumlar siz bu videoyu izlerken nasıl olacak ama ben karlı bir zamanda çekiyorum. Şu an dışarıda kar yağıyor. O yüzden felaket derecede ısı düşümü oldu. Hemen ısımızı yükselttik ama bu da nemin düşmesine sebep oluyor. O nedenle hemen nem cihazını da bağlayacağım. Yani ciddi manada bizi sıkıştırıyor şu anda havalar. Kuşlardaki ani değişimler de bundan kaynaklı. Belki de bunun ölümü de ondan kaynaklı. Yani hiç gerçekten tahmin etmediğim, düşünmediğim şeyler başımıza geldi. Artık hayırlısı Allah'tan. Ne diyeyim? Yani ciddi manada çok çok üzüldüm. Umarım biz daha böyle şeyler yaşamayız. Anaç ölümleri hakikaten zor oluyor. Yani yavru ölümlerini bir şekilde tolere edebiliyoruz ama anaç ölümleri hele ki kuluçkadayken çok 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 zor oluyor. Allah kimsenin başına vermesin. Harbiden bizi çok ama çok zorladı. Hatta ben dediğim gibi ilk gördüğümde bayağı şaşkınlık yaşadım. Yani dedim ne alaka? Hani tamam büyük dışkılar dişinin ama bununkinin de yani erkeğin de poposuna yapışmış ufak tefek dışkılar vardı. Bu da tüylerin uzunluğundan. Hani dedim ya zaten iri bir kuş diye. Normal böyle ufak çaplı bir rainbow olsa bu kadar tüylerde dışkı birikmesi olmaz. Normalde dışkı birikmesi zaten hastalıkta da olmaz. Yavrularda da yaşanıyor. Tahminimce ya ondan kaynaklı ya da arkadaşlar takdiri ilahi. Zaten hep takdiri ilahi de. Yani bu şekilde ölüm sebebini araştırıyorum. Umarım yani bir daha böyle şeyler yaşamayız. Ciddi manada üzüldüm bunlara. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım böyle moralimizi yüksek tutacağımız videolar da hemen peşi sıra gelir. Yani artık bu videoyu da dediğim gibi beğenmenizi şey yapmıyorum ama en azından videomuzun öne çıkması için destek amaçlı beğenirseniz, beğendiğiniz için değil de destek amaçlı beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.